Başladı. Şuradan da çekebiliriz. Gelen yok mu daha? Dik mi tutayım? Hı? Dik mi tutayım? Dik tut. Sanal Fatma katıldı. Ayferce 80 katıldı. Gami Doğanül. En ucuz sayfa. Gül Akkaya. Başlayalım. Merhabalar. Sinem. Evet. Sinem Başkan geldiyse başlayabilirim. Aysoy bir geldi. Hakan İçva. Gül Akkaya. Merhaba. Yasemin'in sandığındakiler. Ayferci. En ucuz sayfa. Merhaba. Evet, başlayalım. Merhabalar. Atölye Dekopaj'dayız. Bugün Keşke Ben de Yapabilsem sayfasında da canlı yayındayız. Bugün güzel bir geri dönüşüm yapacağız. Hepimizin evinde olan, muhtemelen de kullanmadığımız çeyizden kalma böyle eski bir gümüş tepsimiz var. Bu gerçek gümüş müdür bilmiyorum ama gümüş tepsi bütün çeyizlerin vazgeçilmez unsurudur. Evet, bu biraz yıpranmış bir tepsi. Gördüğünüz gibi kenarlarında lekeler oluşmuş artık. Biz bunu yenileyeceğiz bugün. Farklı bir forma sokacağız. Sonrasında da kullanmaya devam edeceğiz. Ömrü bitmiş bir tepsi şu anda. Bu misafire falan çıkartılmaz. Hatta kendimiz bile kullanmayız diye düşünüyorum. Yani... Yine ışıl ışılsınız diyor Aysa Hobi. Ay, çok teşekkür ederim. Sizin için süslendim. Evet, başlayalım. Önce aşamalardan biraz bahsedeyim. Neler yapacağız? Öncelikli olarak bir kat astar boyatmamız gerekiyor. Zemini üzerine boyayı tutturabilmemiz için. Sonra bir peçetemiz var. Şöyle göstereyim hemen desenimizi. Bunun yarısını şöyle bir peçete dekopaj yapacağız. Peçete dekopajın üzerine de bir tamamlama gerçekleştireceğiz. Boya tamamlaması. Sonra Sonra da ne yapacağız? Birazcık da kenar kısımlarında eskitme uygulayacağız. Eskitmeyi de göstermiş olacağız. Geçen gün akşam, cuma akşam canlı yayında Elif bir peçete dekopaj gösterdi. Bize hatta zor transfer de gösterdi ama şimdi farklı bir zemin üzerinde nasıl uygulanacağını da hep beraber görmüş olalım. Böyle de çok ilginç oluyormuş. Ben kendimi göremiyorum ya. Gerçek gümüş olamaz diyor Sinem. Bence de olamaz. Yani olmaması gerekiyor bu kadar büyük parçanın gümüş olması. Önce dediğim gibi astar katı atarak başlayacağız. Astar için ne kullanıyorum? Multisurface serisinden Kardelen beyazı. Benim en sevdiğim beyaz tonudur. Bunu kullanacağım. Hemen boyamızı biraz çalkalıyoruz. Bütün boyalarda sizden ricam kullanmaya başlamadan önce bir miktar çalkalama yapmanızdır. Sonra da pompon fırça kullanacağım ben bugün. Normalde... Yani normal fırçalarla da yapabilirsiniz ama ben bu tür zeminlerde normal fırçayı sevmiyorum. Çünkü gerçekten fırça izi çok rahatsız edici boyutlarda olabiliyor. O yüzden pompon fırça en güzeli olacaktır. Bu arada bugün dış ses sevgili Nuray'cığım. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Nuray bana çekimde yardımcı oluyor bugün. Aldık boyamızı pompon fırçamıza. Önce kenarlardan. Teşekkürler. Sert darbelerle başlıyorum. Pompon fırça uygulamasında şöyle Nuray'cığım biraz yakından alırsan şöyle pütürlükler olması çok normal. Bunlar daha sonra üzerine hafif hafif dokunuşlarla atlatacağız. Ama ilk uygulamada böyle pütürlükler çıkıyor ortaya. Hiç sorun değil yani. Hızlı bir şekilde. Ben aslında yayına hazırlık olsun diye bir miktarını boyayacaktım. Hatta şöyle göstereyim. Arka yüzeyi başladım bile boyamaya. Ama sonra dedim ki bütün aşamalarını gösterelim. Nasıl olsa dedim saç kurutma makinemiz var bizim. Hızlı kurutma yapabiliriz diye düşündüm. Bir de çok yüksek müsaadelerinizle sizin için ışıl ışıl gözükmek istiyorum ama ben her canlı yayında bir gömlek feda ediyorum. O yüzden hemen... Önlüğümüzü giyelim. Evet, çok yüksek müsaadelerinizle görüntü kirliliği yaratacak bir miktar ama. Hatem Şengül maşallah diyor. Teşekkür ediyorum Gelinci Hatem Hanım. Gelinci Kobe Evi, Pınar Bahçe. Ankara'ya bekliyoruz mutlaka Hatem Hanım. Bir workshop sözünüz bize olsun. Sizi burada ağırlamak isteriz. Elif acele etme diyor. Acele etmiyorum. Elim çabuk benim, ne yapayım? Toplanalım demiş.
Önce kenarlardan başlıyorum çünkü kenar yüzeylerde girinti çıkıntı var. İç tarafların kuruması birazcık daha zaman alacaktır. O yüzden önce kenarları halledeceğim. Çok şıksınız demiş Hatem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sizin güzel bakışınız o. Önlüksüz olmuyor Sinem. Evet, biz boya yapanların maalesef bir koruyucu kullanması gerekiyor. Ne kadar dikkat etsen de istemeden üstümüz başımız boya olabiliyor. Merhaba, teşekkür ederiz. Ağustos'ta yapalım mı demiş. Çok güzel Hatem olur. Hanım. Hemen duyurularına başlayalım. Sen bize tarih ver Hatem. Şu tarihte geliyorum de. Ankaralıları duyurul buradan diyor. Biz seni ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyarız. Çok da seviniriz. Hızlı kadın maşallah demiş Sinem. Sinemcim artık hızıma alışmış olman lazım senin ya. Boya nasıl bir boyaydı? Boya su bazlı akrilik boyaydı. Şu Rich'in Multi Surface serisinden Kardelen beyazı 2104 kodumuz. Ne yapıyorsunuz demişler. Eski bir tepsi, gümüş tepsi yenilemesi yapıyoruz şu anda. Tepsini önce bir kat zemin boyasını atacağım. Arkasından boyayı kurutup üzerine peçete dekopaj uygulayacağım. Sonra resim tamamlama yapacağız. Sonra kenar kısımlarında da eskitme göstereceğiz. Böylelikle ömrü bittiği düşünülen, kullanım süresi dolan bir tepsimiz tekrar kullanıma hazır hale gelecek. Üstelik de çok da şık olacağını düşünüyorum. Biz sabahtan beri acaba tepsiye ne yapsak? Stencil mi yapsak? Peçete mi yapsak? Acaba kolay transfer mi göstersek diye böyle sürekli fikir yürüttük. Sonra dedik ki nasıl olsa her hafta pazartesi günleri keşke ben de yapabilsem sayfasında canlı yayında olacağız. Bütün teknikleri her hafta sırasıyla gösteririz dedik. O yüzden bu hafta peçete dekopaj uygulamaya karar verdik. Çok güzel. Bunları çok seviyorum. Yapmak isterim. Kaydedeyim. Bolu Göynük'te demiş. Selam Bolu Göynük'e. Ben de çok mutlu olurum demiş Hatem Hanım. Bakın şöyle pütür pütür oluyor ama hiç sorun değil. Daha sonra böyle hafif pompon fırça darbeleriyle biz onu götüreceğiz. Bu arada burada bir Nil Odman. Hoş geldiniz. Merhaba Nil ablacığım, müdürüm, hoş geldin. Teşekkür ederiz. Eski bir tepsi yeniliyoruz bugün. Merhaba Dilek Divan. Teşekkürler mis kokulu renkler. Herkes hoş geldi tekrardan. Evet, gördüğünüz gibi tepsimizin zemin kat boyasını attık. Aslında multi surface boyaların ne kadar yüksek kapatıcılığa sahip olduğunu buradan görebilirsiniz. Hemen hemen tek katta bir kapatıcılık sağladık. 4 Ağustos Cumartesi günü oradayım inşallah. Bilginiz olsun. Katılımcı bekliyorum. Harika bir proje var. Olursa tüm ev hanımları faydalanacak. İnşallah herkes çalışacak demiş Hatem Hanım. Tamam. 4 Ağustos'u yaz zaman Hatem Hanım. Biz de cumartesi günü sizi bekliyoruz. Hemen reklam ve duyurularına da başlayalım. Ondan önce bir canlı yayın isteği vardı mı? Katılım. Mutfak dolabı suntalem içinde bu boyalar olur mu? Evet, olur. Merhaba. Her türlü yüzeyde tutuculuk sağlayabiliyor bu tür boyalar. Hani ben kendim mobilya yenilemesi de yaptığım için söylüyorum. Salon takımımı da ben bu boyayla boyadım. Hatta aynı renk kardelen beyazına boyadım. Üzerine de siyah stansıllarda desenler çalışmıştım. Teşekkür ederim. Buraya da beklerim köyümüze. Gülakkaya teşekkür ederiz. El işi tasarım merhaba. Yonca Hanım merhaba. Evet, şu an tepsimizin ilk katı tamamlanmak üzere. Po-
pompon fırçayla çalışmak bir miktar kas gücü gerektiriyor. Merhaba Emine Hanım, hoş geldiniz. Emine Tarz mı? Evet, Emine Tarz. Emine Hanım, nasıl geçti standınız? Umarım beklediğiniz gibi olmuştur. Emeklerimizin karşını almışsınızdır. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu canlı video isteği nedir? Bir kişi canlı video isteği atıyormuş ama ne olduğunu anlamadık biz. Biz teknoloji özürlü iki arkadaş şu an bir arada canlı yayın yapmaya kalkınca. Yeriniz nerede? Biz Batıkent'teyiz. Ankara Batıkent'te Akvaryum AVM'deyiz, birinci katta. Yerimiz çok kolay. Batıkent son durak metro istasyonuna çok yakın. Kimsa'ya çok yakın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Emine Hanım yine bir ünlüyle bir aradaydı demiş Elif. Emine Hanım internet fenomeni olacak bu gidişle. Teşekkür ediyor. Evet, hafta sonu Kadın Emeği Festivali vardı Ahlatlıbel'de. Birçok arkadaşımız orada stand açtı. Biz de oradaydık. Standımız vardı. Yayına dahil olmak istiyor demiş Sinan. Kimmiş acaba o yayına dahil olmak neyse, isteyen? Neyse, tekrar bildirim gelirse bakalım. Biz hiç ama ikili şu yayın... an almayın bence demiş. Biz hiç ikili yayın yapmadık. O yüzden çok da tecrübeli değiliz bu konuda. Nasıl olur bilemedik ama. Bir dahaki sefere deneyelim. Evet, bir dahaki sefere deneyelim. Söz. Merhaba Nevriye Hanım. Işık Songül, hoş geldiniz. Bugün eski bir gümüş tepsi yenilemesi yapıyoruz. Peçete dekopaj uygulaması, arkasından da bir eskitme yöntemi göstereceğiz. Emine Hanım iyi, çok güzel geçti, iyi de eğlendik demiş. Nevriye Hanım'ın sorusu var. Hangi boyayı uyguluyorsunuz acaba? Yeni katıldım demiş. Tekrar Rich, gösterelim mi? Hemen gösterelim. Rich Multi Surface serisinden kardelen beyazını şu an zemin katına uyguladım. Sonrasında yine Rich'in farklı renklerini kullanarak da tamamlama yapacağız. Akrilik boya. Akrilik su bazlı bir boyadır. Evet. Ancak multi surface boyalarda tutuculuk, rengin kapatıcılığı, yani şu an açık renk uygulamama rağmen gördüğünüz gibi gümüş tepsinin zemini tamamen kapanmış durumda. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Başka işlem yapacak mısınız demişler. Tabii tabii. Şimdi bu ilk kat, bunu attık. Şimdi ben biraz size gürültü çıkartacağım ama bir saç kurutma makinesi yardımıyla bunu kurutacağım. Arkasından üzerine peçete dekopaj uygulaması yapacağız. Şu şekilde orta kısma. Sonra bunu tamamlayacağız. Sonra kenar kısımlarında da eskitme uygulaması yapacağız. İlgili kızlarım, Zuhal'in fırçası. Hoş geldiniz Zuhal'cim. Zuhal ablacığım, hoş geldin. Sinem, pompon fırçayla boyamak daha mı zor ya da bana mı zor geliyor diyor. Pompon fırçayla boyamak evet bir miktar daha zor. Ama pompon fırçanın şöyle bir güzelliği var. Kesinlikle fırça izi kalmıyor. Yani bu tür zeminlerde bence uygulanması gereken şey pompon fırça. Normal fırçada çok ciddi iz kalıyor. Daha sonra onu kapatmak çok daha zor oluyor. Uygularken ilk başta birazcık zorluyor ama sonrası güzel bir sonuç veriyor. Duvalcim hoş geldin. Merhaba Sade Mobil. Teşekkür ederiz. İşleminiz bitmeyene gerek var. Birlikte göreceğiz. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Neye ne gerek var anlamadım ben. O kadar uğraşmaya ne gerek var denmiş. Öyle mi? Evet. Emek varmış. Olmadan yemek olmuyor diyoruz o zaman. El emeğinin yeri başka diyoruz. Evet, el emeğinin yeri başka. Evet.
Saç kurutma makinesi bu konuda bizim çok büyük yardımcımız. Normal şartlarda bu boyayı sürdükten sonra 1-2 saat beklemenizi tavsiye ediyorum ben. Boyanın daha kalıcı olabilmesi, tutunması açısından. 1-2 saat beklersek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Ama tabii canlı yayında öyle bir şansımız yok. Şimdi ne yapıyoruz? Peçetemiz bu, desenimiz bu. İki parçalı bir desen zaten. Ben önce orta kısımdan deseni yırtmaya başlıyorum. Merhaba Mavili Düşler. Mavili Düşler, hoş geldin. Bayılıyorum senin çalışmalarına da. Takip ediyorum. Zaten hobi de kolay gelsin dedi. Teşekkür ediyoruz. Peçeteyi orta kısımdan yırttık. Sonra kenarlarından da bir temizleme yapacağım. Şu parçayı ayırdım ben. Şöyle bir parçamız kaldı. Şu kenarındaki çerçeve kısmını da alacağım. Sonra peçete dekopajda en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Peçeteler 3 kattır. Biz bunun 2 tane beyaz katını ayıracağız. Üstteki renkli kısmını kullanacağız. Çok ince bir tabaka kalacak geriye. Bildiğimiz peçete mi? Bildiğimiz peçete, evet. Marketlerde satılan desenli peçetelerden. Haklısın Sinem'cim. Hangi konuda? Herkes bilemez el emeğinin değerini demiş. Evet. Teşekkür ediyorum Mavili Düşler. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Rengarenk taşlar. Soğuk su AVM gitti, el sallayın arkadaşlar. Bye bye. Sallıyoruz buradan da. Dükkanınız çok hoştu. Kesinlikle herkes gitmeli, görmeli demiş Sade Mobi. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de bekliyoruz. Çok kısa geldiniz. Daha uzun oturmaya, sohbete, çaya bekliyoruz. Hatta buraya gelen herkesin eline bir fırça verip boyama da yaptırıyoruz ona göre. Elif'cim öpüyoruz seni ayrıca. Evet, şimdi bakın peçeteyi yırttım. Peçetenin ilk iki katını ayıracağım. Teşekkürler Bahar'anne. Bakın şöyle baktığınızda şu birinci katı, şu da ikinci katı. Yani birinci katı ayırdım. Sonra bir kat daha var, o katı da ayırdım. Böylelikle çok ince bir üst tabaka kaldı. Bunu sehpamızın diyecektim. Bu arada çok sehpa boyuyoruz da. Tepsimizin orta tarafına yerleştireceğiz. Şu şekilde bir desen çıkacak ortaya. Bunun için yine Rich'in soft peçete tutkalını kullanmamız gerekiyor. Normal dekopaj tutkalları peçetede maalesef sonuç vermiyor. Peçete çok ince bir yapı. Nilsarvet seni de öpüyoruz. Handancığım hoş geldin. Zor bulunuyormuş peçeteler. Nereden evet, peçeteler zor bulunuyor. Demişler. Yani biz genellikle hobi marketlerden alıyoruz. Ama işte mesela bir markete işte peynir almaya gittiğimde bile mutlaka bir peçete reyonuna uğruyorum. Acaba değişik bir şey var mıdır, farklı bir şey diye. Peçete tutkalını uygulayacağınız zemine önce sürmeniz lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peçete tutkalımızı. Peçeteyi çok beğenmişler. Ah, çok teşekkür ederim. İnşallah sonucu da çok beğenirsiniz. Tutkalımızı yüzeye yediriyorum. Malzemeden kaçmıyoruz. Şimdi peçete dekopajı öyle bir şey ki, tutkalı çok sürerseniz peçeteyi yırtar. Az sürerseniz yapıştırmaz. O yüzden kararını iyi ayarlamak lazım. Şurada bir leke oldu. Hemen ondan kurtulduk. Şöyle genişçe. Ben de var demiş bu peçeteden. Nil ablacığım, o zaman bir çalışmada senden bekliyoruz aynı peçeteyle. Eminim harika olacak diyoruz Zuhal'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, peçete tutkalını uyguladık zemine. Sonra peçetemizi aldık. Kenarlardan ortalayarak. Önce orta kısımdan başlıyorum. Yapıştırmaya. Şu şekilde. Çok nazik davranarak peçeteye. Poşetli. Parmak uçlarınızla okşar gibi. Evet. Poşetli teknik en güzeli. Evet. Çektim demiş Elif. Evet. Poşetli teknik çok güzel ama işte benim o elimi değme hissim var ya. Elimi değmem lazım hissi. Evet. Oluyor. Fırçamızda kalan tutkalla da üstünden şöyle
geçerek peçetemizi. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Tepsi yeniliyoruz biz. Hızlıca hemen söyleyeyim. Şöyle peçetemizi alıp. Bende de var diyor Yüce Soyar Orhan. Hemen yapmam lazım. Hemen yapın. Bize de atın. Eyvah eyvah. Bakın mesela şurada çok ciddi bir yırtılma oldu. Hemen orayı tamir edelim. Zaten resmi tamamlayacaktık. Hani boyayla da kapatılabilir. Kapatılabilir. Evet, çok küçük bir kusurumuz oldu orada. Evet, eskiden peçete koleksiyonu yapardık Tuğba. 30 sene önce demiş Çimen Yıldırım. Ben o peçeteleri kullanıyorum hala şu anda. Benim de vardı, kayboldu. Annem bir yer onu kötü emellerini alet etmeye çalıştı ama kaptım elinden. Evet, şöyle birazcık tutkanımızı alacağım. Peçetenin üzerinden de çok hafif hareketlerle birazcık tutkalla geçeceğim. Kenar kısımlarını da iyice yapıştırmış olacağız. Tekrarlayalım. Tepsi yeniliyoruz bugün, gümüş tepsi. Şurası kıvrıldı bakın. Şurayı şöyle elimle kıvrılan yerini alacağım. Evet. Sinem gelirken tepsi de getirmeye karar verdi. Getir Sinemcim, getir. Atölyede sana her şeyi yapacağız. Bu arada bunu sürdüm. 1-2 dakika böyle bir kendini bir çekmesini bekleyip sonra yine kurutma makinesi yardımıyla kurutacağım ama bu arada hemen Sinemcim'in şöyle el salı çanta tabanları hazırlanıyor. Ben yapıştırmasını yaptım ama tamamlamasını yapacağım. En kısa sürede bunları örmeye bekliyoruz artık Sinemciğime. Evet, el salı çanta tabanları. Çocuk çantası olacak bundan. Çok da güzel olacak. Evet. Evet, dediğim gibi peçetemizi yapıştırdık. Yine ben saç kurutma makinesi yardımıyla Lodman benim peçeten farklıymış ama benzer tonlarda sanırım Kiyarolluk yazıları falan vardı. Remington'u aynıymış. Elif çok beğendi sanırım çanta tabanlarını. İnan süper demiş. Salı fırça istiyor kızına. Valla tabanları yapmak benden, örvesi Sinem'den. Örgü konusunda biliyorsunuz becerim sınırlı. Evet, peçetemiz de bizim işimizi görecek düzeyde kurudu. Şimdi ne yapacağım? Şimdi peçetenin içerisindeki renklerden yararlanaraktan, örneğin bir turuncu rengi alacağım. Boya kabıma bir miktar. Bir miktar vintage turuncusu dediğimiz bir ton açığı var. Ondan bir miktar boya alacağım. Vintage turuncumuzu alacağım. Kenarları elinizle koparmadaki sebep nedir acaba? Makasla keserek daha düzgün olmaz mı demiş Ethem. Hayır. Nasıl? Hayır. Kesinlikle dekopajda makasla kesmeyi, yani deseni birebir çıkartmayacaksanız eğer, kesinlikle makasla kesmeyi önermiyoruz. Çok sert bir çizgi, sert bir hat oluyor o zaman. O istediğimiz bir şey değil. Bu şekilde elinizle yırtarsanız eğer desenle boya birbirine daha rahat geçiyor. Yapıştırma izi, o kağıdı oraya geçirme izi olmuyor. Evet, çanta tabanlarını nereden bulabilirim? Çanta tabanlarını sevgili Elifciğim, E-Dizing adresi, o
bize temin ediyor çanta tabanlarımızı. Bir miktarda şöyle bir kahve mi alsam acaba? Emine tarzı, ben de isterim insanı çanta örmek. Ayten Alay, hoş geldiniz. O zaman şöyle yapalım, bir gün Sinemcimi buraya çağıralım. Ya da Elif bize çanta tabanlarını göndersin, biz onlara el salı çalışalım. Çanta örme workshop'u düzenleyelim, nasıl fikir? Çok güzel, Yeşil Design satıyor demiş Sinem de. Şimdi nereye koyduk? Ha, burada. Şimdi çok ince uçlu fırçalarım var. Bir de çok en küçük boy pompon fırçam var. Bununla tamamlama yapacağım. Tamamlama yapmak için önce zemin rengi olan turuncuyla başlıyorum. Pompon fırçama aldım boyamı. Şuradan kenardan girmeye başladım. Şöyle çok hafif aynı fırçaya bir ton açığını aldım. Tonu yakalamak için. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba yeni gelenler. Duyuru yapalım. İsteyen katılsın, hem istediği deseni yapsın hem de örsün demiş Elif. Bence de çok güzel olur. Hem böylelikle ahşap boyama konusunda birazcık bilgi vermiş oluruz. Gördüğünüz gibi desen şu anda tamamlanmaya başladı. Peçete orada kalacak değil mi? Evet, peçete burada kalacak. Desenimiz o olacak. Şimdi tepsi boyadığımız için herkesin aklında şöyle bir soru var. Boyanır mı, yıkanır mı? Yıkanırsa çıkar mı? Evet, yıkanır, yıkanırsa da çıkmaz. Hiçbir korkunuz olmasın. Daha sonra üzerine vernikleme yapacağız çünkü. İpekçi Cemal mağazasından selamlar herkese. Çiğdem Tatlıkılıç, hoş geldiniz. Merhaba Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Bizler Atölye Dekopaj, sayfa ismimiz. Bugün tepsi yenileme yapıyoruz. Keşke ben de yapabilsem sayfasının sahibesi Sayın Elif Hanım'ın teşvikleri ile. Çanta workshop'u Atölye Dekopaj'da yapılacak arkadaşlar demiş Sinem. Duyurumuzu yaptık. Evet. Şimdilik buradan. Şimdilik duyurumuzu yaptık. Tarih ve gün konusunda da hemen çalışmalara başlayalım. Bakın şöyle baktığınız zaman boyamayla peçete birbirini ne yapmaya başladı? Artık bütünlemeye başladı. Bunun tamamını bu şekilde kapatacağız. Bu arada ben boyamayı yaparken sizler sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sevgili Çiğdem, dış sesimiz Nuraycığım. Evet, Çiğdem Hanım elinize, eminize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hobi Senin merhaba. Teşekkür ederiz. Hobi Senin de destek sayfasıymış. Evet, ben biliyorum, takipteyim. Destek sayfaları biz bayanlar için, kadınlar için gerçekten büyük emek sarf ediyorlar. Hepsinin yüreğine sağlık. Seyran'ın hobi dünyasından selamlar. Çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Eski bir gümüş tepsiyi, daha sonra bunu öncesi sonrası diye de hem Keşke'nin sayfasından hem de Atölye Dekopaj sayfamızdan paylaşacağız. Öncesi sonrasını görebilirsiniz. Bu bir gümüş tepsiydi. Gümüş görünümlü eski bir tepsiydi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunun tamamlamasını gerçekleştiriyorum. Derya'cığım harika demiş. Teşekkür ediyoruz. Cila nasıl bir cila olmalı acaba Nevriye Hanım? Biz yine su bazlı akrilik Rich'in verniğini kullanacağız. Ama ben bu tür yüzeylerde mat ya da yarı mat verniği tercih ediyorum. Hani parlak çok sevmiyorum bu tarz şeylerde. Evet. Örgü butik devamı gibi oldu, peçete olduğu belli değil. Harika oluyor, elinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Zaten amacımız, yani resim tamamlama dediğimiz şeyin amacı odur. Aynı tonlardan resmi tamamlayacağız. Böylelikle gerçekten orada bir peçete olduğu, bir dekopaj uygulaması olduğu belli olmayacak. Az önce bir arkadaşımız sormuştu, peçeteyi niye kesmedik, elimizle yırttık diye. Bakın, peçete yırtıldığı için şu an burada peçetenin yapıştırıldığına dair hiçbir iz kalmadı. Eğer bunu makasla kesmiş olsaydık şurada böyle bir çizgi oluşacaktı. Evet. Sinem Tuğba Çiğdem Hanım İpekçi Cemal'den selam verdi demiş. Fark ettik, selam verdik herhalde değil mi? Geçmedik. Selamlar, tekrar hoş geldiniz diyelim.
Bakın şimdi şu tarafta ton bir miktar açılmaya başladı. Ben de şu o kadar az bir dokunuşla sarı aldım pomponuma. İstiyorum ki sarı ile turuncu orada birbirine karışsın. Bakın şu kadarcık bir şey aldım. Şurada sarı ile turuncuyu birbirine katacağım ki ton birazcık açılmaya başlasın diye. Evet, gördüğünüz gibi bakın şurada geçişte o sarı tonu yakalamış olduk. İki adet tepsim var. Sizinki gibi yapasım geldi benim de demişim. Hemen yapın. Hemen yapın. Sakın atmayın o tepsileri. Sakın atmıyorsunuz tepsilerimizi. Merhaba Özlem Hanım. Birazcık da alt kısma gireceğim ama alt kısmında fark ettiğiniz üzere bir miktar kahveye doğru bir kayma var. O yüzden yine pomponumu hiç yıkamadan şöyle açık kahve tonumuzdan şöyle birazcık aldım. Merhaba Zühür Annel emekleri. Hatta bir çentikte koyu kahve alabilirmişiz. Geçiş gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu benim fikrimdi. Evet, bu Nuray'ın fikriydi. Ben stencil ya da kolay transfer yapalım dedim. Ama Nuray'cığım... Yok, geçiş güzel oldu derken. Ahşap boyama hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, bizler atölye dekopaj sayfası olarak bugün bir tepsi yenileme yapıyoruz. Harika olmuş demiş ahşap boyama. Çok teşekkürler. Suzan'ın ifleri, Filiz Bayan kuaförü hoş geldiniz. Merhaba. Renk geçişlerine bayılmışlar. Teşekkürler. Başka dizayn da geçişleri çok beğenmiş. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sinem şahane diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yaklaşalım. Gerçekten harika oldu. Turuncu ve kahvenin uyumu diyorum ben buna. Hoş geldiniz etamin ipim. Sabun. Akrilik boya mobilyanın üzerine de olur mu demişler. Evet olur. Evet olur. Yalnız tavsiyemiz multi surface ya da Chalkit serisinden bir boya kullanmanızdır. Bu konuda eğer yardım isterseniz de atölye dekopaj sayfasından bize mesaj atın. Biz size hangi boyayı ve nasıl kullanmanız gerektiği konusunda teknik destek de sağlıyoruz. Suzan Hanım teşekkür ederiz. Hatta uygun fiyatlı boya teminlerini bile nereden nasıl yapabileceğiniz konusunda da yol gösteriyoruz. Tam da elinize sağlık, boya ve pompon fiyatı nedir? Ben de yapmak istiyorum diye sormuşlar. Sizden rica etsem şimdi yayın sırasında değil de sonrasında bize DM'den atölye dekopaj sayfasından mesaj atarsanız eğer ben size hem fiyat konusunda hem de uygulama konusunda yardımcı olayım. Şahane oldu. Ellerine sağlık demiş rengarenk taşlar. Çok teşekkürler. Bakın resim tamamlandıkça tepsimizin güzelliği de ortaya çıkmaya başladı. Şöyle gösterelim. Ben yine bu arada süreyi kontrol ediyoruz. Değil mi? Sanırım. Sanırım. Nuray da en az benim kadar bu konuda. Evet, öksürük ve ses için de kusura bakmayın. Multi surface denen her yüzeyi boyaları ile her yüzeyi mobilya, plastik, ahşap, metal her yüzeyi boyayabilirsiniz. Evet. Yetenekli hanımların hali bir başka oluyor. Ah, çok teşekkür ederiz. Ben hep şunu savundum. Çok da yetenek işi değil aslında yaptığımız şey. Yani biraz teknik bilgi. Bence her kadın bunu yapabilir. Yani o kadar kadın olmanın doğasında bence o yetenek zaten var. Yani örgü konusunda mesela onu söyleyemiyorum ama boyama konusunda bence her kadının doğasında zaten o yetenek var. Sadece kullanmayı bilmek gerek diye düşünüyorum. Renk uyumunu çok beğenmişler. Sinemcim daha var süre devam demiş. Senden bekliyoruz o zaman. Evet Sinemcim süre kontrolünü sana devrettik o zaman. Senden uyarı bekliyoruz. Hadi bitir deyince ben bitireyim.
Çok güzel oldu demiş. Emeğinize sağlık demiş Mavi'le Düşler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin için bir gün özel mavi bir şey çalışayım. Seda ikinci hoş geldiniz Nuriye Hanım. Gerçekten de tek kelimeyle muhteşem oldu. Ellerine emeğine sağlık ablacığım, harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Renkler çok güzel oldu. Vernikte olacak mı demiş Suzan'ın ifleri. Evet, vernikte olacak. Çünkü bu bir tepsi ve mutfakta kullanım için mutlaka yüzeyini verniklememiz gerekecek. Ekranda canlı yazan yerden bakabiliyormuşuz süreye. Teşekkür ederiz. Tamamdır. Evet, şu tarafı tamamladık. Şimdi ben özellikle size şu eskitmeyi de gösterebilmek adına şu kenarı da bir çok hızlı şekilde tamamlamak istiyorum. 4 Ağustos'ta Ankara'dayım inşallah demiş Hatem Hanım. Beraber çanta örüyoruz. Hatem Hanım, notumu aldım. Mutlaka biz ağırlıyoruz sizi. Başka bir yere sakın söz vermeyin. Muhteşem oldu diyor. Renkler harika diyor Hatem Hanım. Çok teşekkürler. Çok sevinirim demiş Mavili Düşler. Evet, sizin için özel mavi bir şey çalışalım. Ben de çok severim çünkü maviyi. 35. dakikadaymışız. Daha 35. Evet, bu arada. Peki o zaman. Şöyle kenar kısımlarında ben hızlıca, hatta şuraya birazcık da kahve tonları girerekten şöyle. Fırçanın yarısına koyu turuncudan, yarısını da açık turuncudan alıp boyaları birbirine yedirerek geçişli bir boyama yapmaya çalışıyorum şu anda. Tuğba'cığım, Nilot, ben yapabilenlere kolay geliyor. Herkes yapabilir gibi geliyor ama yapamayanları da gördüğüm için yetenek işi bu. Evet demiş. En azından şöyle düşünüyorum. Öğrenilebilir bir şey gibi geliyor bana. Yani ilk baştan çok yetenek... Bilmiyorum ya, belki de ben öğretmenlik, hani esas mesleğim öğretmenlik olduğu için bana şey geliyor, hani her şey öğrenilebilirmiş gibi geliyor. Doğru öğreticiyi bulursan, doğru kişilerden öğrenmeye kalkarsan eğer her şey öğrenilebilir gibi geliyor. Yetenek midir? Bilmiyorum yani, belki de öyledir. Kadının elinin değdiği her şey muhteşem oluyor demiş Elif Hanım. Ay, çok teşekkürler. Süper, evet. Olacak demiş. Evet, şimdi şurayı da birazcık hemen, hiç de içime sinmez yarım iş yapmak ya. O yüzden şurayı şöyle. İzlemeye doyamadım. Boya yapmayı ben de çok seviyorum demiş Ayşe'nin tasarım ayakkabıları. Çok teşekkürler. En kısa sürede sizden de o zaman çalışmalarınızı bekliyoruz. Gümüş tepsi mi o? Evet, bu bir zamanlar gümüş tepsiydi. Şimdi artık bir form değişikliği yaşıyor. Evet, şurayı da tamamladığımız zaman çok az bir yerimiz kalmış olacak. Görünebiliyor mu? Ben bayağı kendime çevirdim, çalıştım ama. Yaklaştırıyorum bayağı ama. Evet. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Kursa da gitmedim. Kendi kendime öğrendim her şeyi. Herkes öğrenebilir. Yeter ki isteyin. Aynen öyle. Demiş. Biz de öyle düşünüyoruz. İstemekle alakalı, birazcık ilgiyle alakalı, sevmekle alakalı. Harika olmuş, elinize sağlık diyor Filiz Bayan Kuaförü Avcılar. Çok teşekkürler. İstanbul'a da selamlar sizin sayenizde. Gönderelim. Yalnız şu an günün bombası Hatem Hanım'dan geldi. 4 Ağustos'ta Ankara'da Atölye Dekopaj'da bize bir workshop düzenleyecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, şimdi ay ne yapacağım şaşırdım. Şurayı nasıl tamamlasam diye düşünüyorum da. Şuraya şöyle bir tonda koyudan girelim. İstanbul çok sıcakmış. Ankara da çok sıcak bugün. Akşam üstüne doğru yağmur yağacağı söyleniyor ama. İnşallah demiş Hatem Hanım. Rengi solmuş bir tepsisini yapmaya karar verdi Avcılardan Filiz Bayan Kuaförü.
Filiz Hanım mutlaka deneyin. Gerçekten hem yapması çok keyifli hem de sonrasında sonuç gerçekten çok tatmin edici olacaktır eminim. Ayşe'nin tasarım ayakkabıları ben size yaptığım gazete çalışmalarımı atayım. Afrika kızları yaptım. Çok güzel oldu. Boya değen her şey çok güzel oluyor demiş. Onu ben denedim bir ara, bir böyle gazete kağıdını kırparak falan yapıyorsunuz galiba onu. Ama lütfen gönderin çünkü ben o çalışmayı daha sonra ilerletmek de istiyorum. Şimdi bu arada fırça giriyorum. Neden fırça giriyorum? Şurada ağaçlar vardı. Ağaçlar yarım olduğu için ben ağaçları kestim. Şöyle ağacı tamamlamak için bir miktar şuraya fırçayla darbe girmem gerekiyordu. Süper oluyor demiş Emine Tarz. Mutlu sona az kaldı demiş. Evet Emine Hanım, çok az kaldı. Şöyle bir de ince fırçamız şuradan alırsak kahverengiden. Bakın şurada ağacın dalı vardı. O dalı da şöyle tamamlıyorum ince uçlu bir fırçayla. Aslında ince fırçayla çalışmak bizim atölyemizde Nuray'ın tek elinde olan bir şey, ama nasıl Nuray hocam, Herkesin çalışabiliyor işi düşebiliyormuş ama. muyum ben de? Gayet güzel. Zaten herkes bayıldı. Renk uyumları şahane oldu. Çok teşekkürler. Emek verilen her şey değer kazanır demiş Elif Deniz Hanım. Evet, şöyle ağaç dallarını tamamladım Evet. gördüğünüz gibi. Evet, şuraya şöyle birazcık çalı çırpı girelim ki şurası da tamamlansın. Bir de şurada bakın bir yine ağaç var şurasında. Ben orayı da bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. Ama yine beceriksizliğimle. 41. dakikadayız. Çok az kaldı o zaman. Hemen şöyle yapalım. Şurayı tamamlayalım. Şöyle. Ağacımızı. Sinemciğim teşekkür ediyorum. Bu bana geldi. Evet, ortağımı da iltifat edin lütfen arada. Nuray'ın çizimleri ve çalışmaları şahane demiş. Ya, kesinlikle. Teşekkür ederim İşte Sinemciğim. bak, ondaki yetenek bendeki değil ama. Bendeki yetenek değil ama ondaki Yok, kesinlikle yetenek. bu da yetenek. Evet, şöyle tamamladık bakın. Şimdi Dur. şurayı da tamamlayacağım ama yaklaşık bir 9-10 dakikalık bir süremiz kaldı. O yüzden şu kısımda size eskitmeyi nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. O yüzden yine yardımcımıza başvurup kestiğimizi şöyle görelim. Kaç dakika sürelim? Bitmiş halini zaten paylaşırız ama şimdi bakın şurası girintili çıkıntılı bir görüntü. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Bir eskitme yapacağız buraya, desene. Desene eskitmeyi yaparken iki türlü eskitme yapabiliriz arkadaşlar. Bunun için ben şuradan bir boya kabı hemen alayım. Şimdi isterseniz Rich'in Glaze Medium denilen bir boya inceltecisi var. İsterseniz bunu normal akrilik boyalarla karıştırarak uygulayabilirsiniz. Dilerseniz de yine Rich'in Anti Queen denilen bir eskitme boyası var. Bunu direkt alabilirsiniz. Bunun formunuysa ne ya? Formunu ise Formunu diyelim. ise şu ikisini karıştırarak yakalayabilirsiniz. Ben Anti Queen kullanayım dedim ama sonra düşündüm, dedim ki Anti Queen zaten hazır bir malzeme. Onu herkes alıp kullanabilir. Önemli olan normal boyadan Anti Queen nasıl elde ediliyor, onu gösterelim. Şimdi normal akrilik kahverengi boyamızdan bir miktar kabın içine alıyorum. Ne kadar boya koyduysam birebir ölçüde de glaze medium katıyorum içerisine. Bu bir boya inceltici. Sonra ikisini karıştırıyorum.
Bu arada sinemi geçmeyelim. Ortağını yerim. Bayılıyorum ikinizin de işlerine demiş. Ah canım beni öpüyoruz seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Glaze mediumu ve boyayı şöyle fırçayla karıştırdım. Oldukça sıvı kıvama sahip bir boya elde ettim. Elime de ıslak mendilimi aldım. Eskitme gösteriyoruz şu anda. Eskitme yapacağımız yüzeye fırçayla boyayı sürüyorum. Bakın çok yoğun bir şekilde. Şöyle sürüyorum. Sonra çok az bir yüzeyde gösteriyorum. Sonra da ıslak mendille üstten silmeye başlıyorum. Bu arada mesaj bölümüne gelmiş gazete çalışmaları. Hemen yani canlı yayın sonrasında size geri dönüş yapacağız. Glaze'de her renkten antikuin yapmış olursunuz demiş Nilordan. Evet. Böylelikle antikuinin sadece belirli renkleri var. İşte yeşil, bordo ve kahve tonları var. Ama biz her renkten bir antikuin elde etmek istiyorsak eğer glaze medium'la bunu yapma şansına sahibiz. Bakın boyayı sürüp üstünden ıslak mendille sildiğinizde bu şöyle oluyor. Alt derin yüzeylerde boya kalıyor. Üst taraftaki boya temizleniyor. Böylelikle eskitilmiş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şöyle hemen bakın tekrarlıyorum uygulamayı. Boyayı sürüyorum. Üstünden de ıslak mendille hemen kurumasını beklemeden silmeye başlıyorum. Böylelikle hoş bir eskitme görüntüsü yakalamış oluyoruz. Nasıl? Şöyle. Mesela şurası çok silindi. Şurayı tekrar sürdüm. Tekrar hafif bir darbeyle sildim. Şu şekilde bir eski görüntü elde ettik. Çok güzel. Ben de bunları öğrenmiş oluyorum. Seni seyrederek aynı zamanda. Çok güzel bir görüntü. Biz Nuray'la birbirimize sürekli bir şeyler öğreten iki ortağız. Tam diyorum ki hani birbirimizi aramış bulmuşuz tamamlayıcı unsurlar. Aynen. Harika oldu, ellerinize sağlık demişler. Çok beğendiler. Hemen hızlı bir şekilde silme işlemini yapıyorum. Muhteşem muhteşem oldu demiş Adem Hanım. Çok teşekkürler Adem Hanım. Filiz Bayan kuaförü. Mavili düşler. Teşekkürler. Emine Tars. Evet. Şu şekilde eskitmesini de ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Çok güzel göründü. Evet. Tepsimizin tabii şu an arka yüzeyi henüz tamamlanmadı. Ben canlı yayın öncesinde biraz başladım ama arka yüzeyini de tamamladığımızda ve vernikleme işleminde yaptığımızda tepsimiz eski halinden, o eski halimden eser tamam, yok tamam. Şimdi moduna hediye gelecek. Hediye mi olacak demiş Hatem Hanım. Çok istiyorsanız eğer sizin için ayırabiliriz Hatem Hanım. Ama bu bir sipariş. Bir müşterimizin tepsisini yeniliyoruz şu anda. Ama sizin için de aklıma yazdım. 4 Ağustos'a bir tane hazırlayacağız. Evet, ne yapalım? 48. dakikadayız. O zaman süremiz varsa 1-2 dakika daha, en azından ben şurayı da tamamlamaya çalışayım. Şey olsun. Bitişte, sonda tam bir görüntü elde edelim. Çok evet, Sinemciğim, teşekkürler Zuhalciğim. Harika. Gül Akkaya demiş. Almış kadar oldum demiş Hatem Şengül. Allah razı olsun diyor. Sağ ol senden de. Nuri Akgürek beğenmiş. Çok teşekkürler. Hayatımın gene en hızlı boyamalarından biri. Bu keşke ben de yapabilsem, canlı yayınları sayesinde boyama hızım arttı benim. Hani normalde de çok yavaş biri değilim ama. Canlı hızlı yayında... ama gayet düzgün bir iş çıktı. Canlı yayında iş yetiştireceğim diye bildiğin hızım arttı. Evet, oh. Şimdi oldu işte. Aynen. Neydi öyle yarım yarım içmesin demişti. Şimdi şuralarda bazı kusurlar var ama sizler görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum mesela şurada.
Yakından çok daha güzeldir eminim demişler. YouTube kanalınız var mı acaba demiş. YouTube kanalımız Sertli. Keşke ben de yapabilsem en YouTube kanalı var. Bizim yaptığımız canlı yayınlar da o kanalda yayınlanıyor. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa keşke ben de yapabilsem YouTube kanalından çalışmalarımızı takip edebilirler. Ay keşke azıcık da kırmızımız olsaydı, neyse. Vereyim. Yok tamam. Şöyle evet, gösterelim. Şöyle. Eski gümüş tepsimiz. Şurada eskitme yapıldı. Çok hızlı aşamaları anlatayım. Zemin katını açık renk bir tonda biz kardelen beyazını kullandık. Önce astar boyasını yaptık. Hemen arkasından peçete dekopaj uygulamasını gerçekleştirdik. Peçete dekopajda dikkat edeceğimiz nokta soft peçete tutkalı kullanmanızdır. Sonra resim tamamlamasını yaptık. En son da şu kenar kısımlarında eskitme uygulamasını gösterdik. Üst kısımda da ben eskitmesini yapacağım ama sanki böyle de güzel oldu gibi. Tepsi yıkandığında silinir mi boya demişler? Tepsi yıkandığında silinmeyecek çünkü bunun üzerine ben iki kat su bazlı akrilik bir boya vernik süreceğim. Verniğin bekleme süresine eğer yeterince beklerseniz ki bu yaklaşık 24 saat kadardır. Her kat da 24 saat bekleyin. Sonrasında yıkamada herhangi, tabii ki makineye atmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani el boyaması hiçbir şey makinede zaten olmuyor. Ama normal elde yıkamada herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Tepsinin tarifi çok bu arada. Hemen abone oluyorum demiş Selçuk Bey YouTube kanalına. Teşekkür ediyoruz. Takiplerinizi de bekliyoruz. Evet, bizler bugün atölye dekopaj sayfası. Ben Tuğba, arkadaşım Nuray. Şahsi sayfalarımızı artık söylemiyoruz. Söylesek mi? Söyleyelim tabii ki. Olur Şişe mu? Dekor benim şahsi sayfam. Aytaş Sanat Nuray'ın sayfası. Ancak biz ikimiz bir araya gelerekten atölye dekopajı kurduk. Ve canlı yayınlarımızı bundan sonra her pazartesi günü Keşke Ben de Yapabilsem sayfasından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda atölye dekopaj sayfasını takip ederseniz de oradaki atölye çalışmalarımızı görebilirsiniz. Her türlü yenileme, boyama, mobilya yenileme, sormak istediğiniz her türlü soru için atölye dekopaj DM'den bize ulaşın. Biz size teknik destek ve sorularınıza cevap verelim. Hepinizi öpüyoruz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Çok herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. İşlerinizin hayırlı olmasını istiyoruz. Ve öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bitir tuşlamasız. Tamam, bitirden sonra dur. Canlı.